Ya da kabul etmediğine ilişkin. Şimdi Murat Ağrel Soylu'ya yakın kaynaklarla konuştu. İstifa etmek affını istemiş mi değil Evet bu iddia gazetede, Milli Gazete'de yer aldıktan sonra hemen aradım. Soylu'ya yakın kişileri, hatta emniyetin içerisindeki kişileri de aradım. 4-5 kişiyi aradım. Böyle bir bilginin doğru olmadığını. Bunun bazı kesimler tarafından bilerek e, ileriye sürüldüğünü, hatta parti içerisindeki bazı kişilerin bunun konuşulması istediğini, bilerek tartışılması istediği nedeniyle bu haberleri e, öne sürdüklerini e, dile getirdiler. E, AKP içerisinde aradığım kişilerse ise il ve ilçe başkanlarının e, yapmış olduğu bir toplantı varmış. E, e, Erdoğan'la birlikte teşkilatlarından aldıkları eleştirileri il başkanları cumhurbaşkanına taşımış parti adına konuşan bazı kişilerin partinin kurucusu olan aynı zamanda partide görev yapmış <laughs> veyahut işte ayrılmasına rağmen hala partide varmış gibi algılanan toplumda kişilerin yaptığı açıklamaların kendilerine çok zarar verdiğini, bunların engellenmesi gerektiğini, görevdeki bazı kişilerin ise işte çok fazla kendilerini zora düşürdüğü hakkında bazı briefing gibi, bilgi gibi bir Sunum yani yapılmış. teşkilatlar rahatsız. Evet, teşkilatlar bazı isimlerden. Bazı isimlerden. Bazı isimlerden Bunlar içerisinde soylu bir kişi var mı? Değil. Onu bilemeyiz tabii ama hani işte daha önce AK Parti kurucusu olup şu anda siyasete aktif olarak katılmayan ama dışarıda görüş bildiren ya da eleştiri eleştiri bir yaklaşımda bulunan kişiler de kastediliyor. Bunların olduğu ve iletildi ama Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı'na sunulduğu işte onun gidip ee, Faruk Çelik'e hazır ol ekibinle birlikte falan gibi yaptı konuları ne yazık ki doğrulatamadım ben. Ee, ben de bir, heh, bir not düşeyim. Ee, <laughs> daha önce kendisine ilişkin yaptığım haberlerde e, Faruk Çelik'e ulaşabilmiş ve kendisi de beni arar ve konuya ilişkin açıklamasını da yapmış bir isimdir. Ben ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım ilk kez e, kendisine. Bu konuda daha önce görüşüyor muydunuz? Yani daha önce Soma'ya ilişkin haberlerde bu böyle değildir diye düzeltme için konuştuğum bir hmm. isimdi. E, bu defa ulaşamadım telefon açmadı yani. Evet. Bu da bir mesaj olarak yorumlanabilir ama ee, bunu... ama şöyle mi? İşte onu da sormak istiyorum senin yorumunla, e, Timur. İçeride de bu konuşulsun, e, şey görüşünü iletti ya Murat. Evet. Bu içeride de konuşulsun isteniyor ama bir taraftan da işte AKP içerisinde soyluya karşı olan isimlerin de e, konuşulmasını istediği. Bunu da bir şey olarak mı tutuyorlar acaba? Bir kavga mı? Bu çok yani soylu gerilimi bir iddia değil. Yani AKP içindeki soylu gerilimi çok açık yıllardır bildiğimiz bir konu. Yani hatta ben her bu konu açıldığında şunu hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Kabinedeki iki bakan birbirine omuz attı yani Soylu, Berat Albayrak'a omuz attı. Kameralar önünde bu kameralar kaydetti bunu. Yani bu AKP içindeki gerilimin yani dünyada çok eşine rastlanmaz bir ortaya çıkış biçimiydi. Ama şu da bir gerçek. Ee, örneğin muhalefet milletvekilleri mecliste Süleyman Soylu ile tartıştıkları zaman, Süleyman Soylu ile gerilim yaşadıkları zaman ben bizzat biliyorum. Bazı AKP içinden milletvekilleri hatta MHP içinden bazı milletvekilleri muhalefet milletvekillerine gelip ya iyi yaptınız onu da söyleseydiniz sizi tebrik ediyorum bu açıklamanızdan diye muhalefet milletvekillerine destek veriyor. Yani Soylu'yu istemediklerine ifade ediyorlar. Şimdi bu şöyle bir durum aslında bu bir süreç. Özellikle başkanlık sistemine geçirdikten sonra başbakanlık makamı ortadan kalktı. Sadece bir tek adam rejimi, bir cumhurbaşkanı yürütmenin başındaki en etkin isim oldu. Süleyman Soylu fiili bir başbakan oldu. Bakın bütün felaket bölgelerine bakın. Yani o başkanlık sisteminden sonra o tek adam rejiminde herhangi bir yerde sel oldu, deprem oldu, felaket oldu. Oraya İçişleri Bakanı gider, sağında ve solunda iki tane bakan olur. Ve ana konuşan, aslında fiili bir başbakan gibi Süleyman Soylu olmuştu. Bu sağda ve solda olan diğer bakanların tepkisini çekti. Bununla ilgili ifadeler de çok kamuoyuna yansıdı aslında. Ar kulis kulislerde bu konuşulanlar da geldi. Çünkü bir fiili başbakanlık misyonu Erdoğan sonrası AKP içinde bir işaret olurdu ve son döneme baktığımızda Süleyman Soylu'nun bundan geri durduğunu, Özellikle Sedat Peker ifşalarından sonra da bir anlamda geri çekildi. Böyle bir fiili başbakan tablosunun ortada kalmadığını görüyoruz. İkincisi Süleyman Soylu Sedat Peker ifşalarından sonra çok açık bir şekilde parti içinde istenmeyen kişi ilan edildi. Bakın bu bir rivayet değil. Bir uluslararası haber ajansına adını açıklamaya kaynaklar genelde orayı konuşuyor ya. Bir uluslararası haber ajansına konuştular. Ve bunların kimi olduğuna dair ki çeşitli kulisler de sızdı. Ve dediler ki Sedat Peker'in ifşalarından sonra Soylu bir ağırlıktır bu şey için, iktidar için, bu kabine için, bu rejim için. Ve onun tasfiye edilmesi gerektiği yönünde İki tane biz biliyoruz. Hükümet kaynağı, iktidar pardon hükümet yani iktidara yakın kaynak AKP içinden kaynaklar beyanlarda bulundular. Şimdi sadece o da değil. Yani AKP içindeki bu gerilim çok uzun zamandır devam ediyor dediğim gibi. Yani Erdoğan her zaman ittifaklarla iktidarını sürdürmüş bir isim. Bakın yani bütün sürecine bakın. Kimi zaman çözüm sürecinde HDP ile yakınlaşmasına bakın. Kimi zaman işte Numan Kurtulmuş olayında olduğu gibi Farklı partileri kendisine katmasına bakın. Mehmet Ağar'ın oğlunu milletvekili yapmasına bakın. Yani ana Süleyman Soylu da öyle bir figür. Sonuçta eskiden Erdoğan aleyhinde söylediği sözler arşivlerde duran bir isim. Ama o süreçte o partileri kendi için yani merkez sağda çıkması potansiyeli olan veya muhafazakar kesimde potansiyeli olan isimleri kendi hareketine katarak, AKP'ye katarak yol yürümüş bir isim. AKP içinde bazı kesimler bunlara devşirme diyorlar. Özellikle Süleyman Soylu için bu ifadeyi kullanıyorlar. Yani sen bizden değilsin, AKP'nin kurucusu değilsin ve bu başkanlık sistemine giden süreçte AKP kurucu değerlerinden koptu. Onun yerine Süleyman Soylu değerleri ortaya çıktı. Sonuçta biliyoruz ki AKP yıllardır ümmet siyaseti yapan, işte yani bir anlamda o milliyetçiliği ayaklar altına aldık diyebilecek kadar söyleminde de keskin olan bir AKP'den, bir Erdoğan'dan e şimdi son derece milliyetçi, şahin politikaları işleten bir AKP'ye geldi ve Soylu'nun bu anlamda bir misyonu vardı. Gerçekten bir misyonu vardı. MHP ile AKP arasındaki bağı da oluşturdu. Hatta MHP'nin adı konmamış kabine üyesi, bakanı olarak yorumlandı çoğu zaman. Ben bunun özellikle Soylu'nun siyasette sivrilmesinin Erdoğan'da bir tedirginlik yarattığını düşünüyorum. Çünkü her zaman Erdoğan sorusu hatırlar mısınız? Anketler yapılırdı. Yani Erdoğan'dan sonra en sevilen lider kim? Ya da Erdoğan sorusu AKP'de kimi desteklersiniz diye. Eskiden Süleyman Soylu'nun adı açık ara önde çıkıyordu. Sedat Peker ifşalarından sonra gerçekten çok yıprandı. Mehmet Pöstekin'in araştırmalarında da evet, çok Evet yani dolandı. çok ciddi yıprandığını gözü. O isim yıprandı yani pek çok hakkında şaibe var, soru işareti var ve bu onların yıpratmış vaziyette. Süleyman Soylu yıpratmış vaziyette. Ama siyah, hala güçlü bir siyasi. Ama bu yıpranmışlığa rağmen de henüz vazgeçemedi. Bu, vazgeçemedi. Tabii Bahçeli'nin Evet, yani var ama, ama bu önün bu iddiaların geliş biçimi çok ilginç. Yani Milli Gazete'den bu iddialar geliyor. E, Milli Gazete'de Oğuzhan Asiltürk biliyorsunuz Erdoğan'la görüşmüştü ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının dönüm noktası olmuştu. İlk o görüşmeden sonra İstanbul Sözleşmesi'nden <laughs> çekilceği, Erdoğan'ın bu imzayı geri çekeceği ortaya çıkmıştı. Ve Milli Gazete'de de biraz böyle son dönemde şeyi görüyoruz. Yani iktidara yakın bazı söylemler belirebiliyor. Özellikle işçisellere yönelik LGBT'yi yönelik sapkınlar gibi manşetler veya işte bu aşamada farklı hamleleri oluyor. Bence şu yapılıyor. Yani haber doğru olabilir. Yani belli kaynaklar yalanlıyor ama bu haberin yalan olduğunu biliyorsunuz. Türkiye'de son dakikaya kadar istifa edeceğini söylemezler veya görevden alacağı söylemez. Bir sabah kalkarsınız ya da bir gece yarısı bir resmi gazete yayınlanır ve hiç sonra tek imza ile gider. Hatta kendi bakanlarına dezenfektan satan e, bakan da öyle gitti. Yani öyle bir, hiçbir şey söylenmeden hatta o yaptığı faaliyetlerle ilgili atlanarak bir anlamda öyle gönderildi kabineden. Süleyman Soylu'nun sonuçta o parti içindeki daha milli görüşe yakın, daha AK Parti'nin kurucu eski köklerine dayanan Kesimlerin bir dönemde tabi Berat Albayrak evet. adında e, o vücut bulmuş pelikan grubunun e, bir gerilimi söz konusu. Bence şu yapılıyor olabilir yani bir böyle bir süreç gerçekten işliyordur. Bu haber doğrudur ve Süleyman Soylu ile bir seçim dönemine gitmek istemiyordur. Ki bakın günlerdir Faruk Çelik'in adı gündemde Milli Gazete sürekli gündeme getiriyor hatta iddiasına göre kadrolarına hazır olun gidiyoruz demiş. Gidiyoruz. Böyle bir ekip oluşturmuş evet. ve böyle bir hamle oldu söyle. Fark çekten bir açıklama yok bunca gün geçmesine rağmen. Şey Fark gazetecilerle konu. çok konuşan bir isim. Aynen öyle. Yani ve haberlerin de arkasında duruyorlar Milli Gazete. Yani herhalde bir hafta filan oldu ve bugün bakıyorsunuz artık istifa noktasına geldiğini ilişkileri söylüyor. E söyle öyle ama doğru değilse de AKP içinde bu anlamda harekete geçmiş ve Süleyman Soylun'un artık partiye çok ciddi yük olduğunu düşünen ve bir anlamda artık tasfiye edilmesi gerektiğini söyleyen bir ekip var. Bunun kamuoyunu oluşturuyor olabilir. Timur, bu ekip varken bir şey de sormak istiyorum. Konuğumuza da gideceğiz ya. Yani Sedat Peker'e geleceğim birazdan. Sedat Peker iddiaların <laughs> ardından Süleyman Soyluya ilişkin bir soruşturma vardı. Tolga Şardan da bugün yazdı. Tüm bu saydıklarına beraber bunu da düşünürsek bir tehdit e, olarak mı bekletiliyor o soruşturmada acaba? Ya bunu çok yapıyorlar. Öyle olduğunu düşünmüyorum ben. Size. Bir tehdit olarak e, bekletildiğini düşünmüyorum. Yani bu bakın Ali Fuat Taşkesenlioğlu olayı ortaya çıktı değil mi? Yani ya bir milletvekili, AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu dilinden din, iman, Allah düşmüyordu yani. Her şeyde bu manevi e, değerlerinden bahsediyordu. Ya ortaya çıktı milyonlarca euroluk teknelerle geziyor. 2,5 milyon dolar eski eşini daha doğrusu da, 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 davaları sürüyor hala herhalde. Ünsal bana para veriyor. Yani böyle, her şey Ali Fuat Taşkesenli onun şaibeli işleri, borsada e, borsa da izleri var. Şimdi onunla ilgili de deniyor. Bir soruşturma başlatıldı dediler. Hatta o soruşturma gittiler organize e, suçlarla ilgili savcılık birimlerine gönderdiler. Ama yaprak kıpırdamadı. Haftalar geçti. Haftalar